Hatay'ımızı, Hatay'ın mutfağını, güzelliklerini, Hatay'ın yöresellerini tanıtmaktan mutluyuz. Tabii Hatay mutfağı dediğimiz zaman Türkiye'de tartışılmaz. Hatay dediğimiz zaman özellikle mutfak ve yöresel noktasında Hatay'ımız bir numara. Yani bizim Hatay olarak ünümüz İstanbul'u, Türkiye'yi aşmış durumda. Biz Hatay olarak dünyanın, Avrupa'nın, Orta Doğu'da, her bölgede var olmuşuz, var olmaya devam ediyoruz. Bu organizasyon çok önemli. Bu organizasyonda emeğe geçen büyüklerimiz, valiliğimiz, büyükşehirimiz, imaj medya organizasyon, biz bunlara öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizim buraya amacımız ticaret olarak değil de buranın yöreselini, İstanbul'a, Hatay'ın tanıtmak, sunmak, damak tadını. Yani biz orada Hatay olarak bunu yaşıyoruz ama buradaki insanımızın da yaşamasını istiyoruz. Bu organizasyonda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Bir defa Hatay'ı tanıtmamız lazım. Dünya medeniyetler kentinden dünyanın başka bir metropol kentine geldik. Amacımız İstanbul'da dünyanın medeniyetler kentini Hatay'ı tanıtmak. Bölgenin en güzide kenti, üç simavi dinin olduğu bir kent. Ve İstanbul'da burayı tanıtıyoruz. Kardeşliği, barışı, nasıl bir arada yaşadığımızı İstanbul'a tanıtıyoruz. İstanbul'a çok farklı algılanıyor Hatay ama hiç söylendiği gibi de değil. Bana göre en emniyetli illerden bir tanesi Hatay. Üç simavi din bir arada kardeşçe yaşayan bir ilimizdir. Altıncısı düzenleniyor. Tabii ki Hatay'ın hoşgörüsünü, tarihini, kültürünü, gastronomisini burada İstanbullularla paylaşmak ve tanıtımını yapmak amacı doğrultusunda bu Hatay günleri düzenlendi. Hatay günlerinin amacını söylerken biz sadece buraya demosunu getirdik. Hatay'ın ufak bir demosu geldi buraya. Asıl Hatay yerinde duruyor. Onu gelip görmenizi istiyoruz tabii ki.